Sayın Başkan, Sayın TÜRMO Kurul Üyeleri, Sayın Oda Başkanları, çok kıymetli meslektaşlar, Muhasebeci Mali Müşavirler Birliği Derneği'ne burada bana söz verdiği için çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Benim konum 3565 sayılı meslek yasasında mesleğin tanımı ve mesleki ünvanlar. Sunumda görüyorsunuz, ben Marmara Üniversitesi öğretim üyesiyim. Bir diğer, nasıl hocam? Benim bir diğer şapkam, İFAK, küçük orta büyüklükteki muhasebeciler komite üyesi olmam ve bir diğer şapkam da Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Başkanı sıfatım. Bu üç sıfatımla edindiğim bilgi, birikimi, olaya bakışımı sizlere yansıtmaya çalışacağım. Yani dernekçiyim, yani akademisyenim, yani uluslararası ilişkileri de izleyen biriyim. Nedir muhasebe mesleği? Nasıl bir tanım olmalı? Ne gibi unvanlar var? Bunları sizlerle paylaşacağım bu zaman içerisinde. Sunumu şöyle yapacağım. Önce 3568 sayılı yasamızda meslek nasıl tanımlanmış ve mesleki unvanlar ne? Çok kısa olarak bunları hatırlatacağım, üstünden geçeceğim. Bir hafıza tazelemesi yapacağız. Daha sonra şu anda adeta mesleğin, muhasebe mesleğinin çatı kuruluşu olan, dünya örgütü olan İFAK kimdir? Kısaca bahsedeceğim. Neler yapıyor? İFAK muhasebe mesleğine nasıl bakıyor? Ünvanlara nasıl bakıyor? Onu sizlerle paylaşacağım. Ve devamında çeşitli ülkelerde, Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da konular ne? Bunun dışında benim uluslararası seyahatlerimde bu konu bana geldikten sonra yaptığım birebir görüşmelerde Romanya'da nedir? Nasıl bir gelişme var? Bunları sizlerle paylaşacağım ve bir sonuç yapıp önerilerimle de sunumu tamamlayacağım. Efendim yasayı biliyorsunuz, bunun üstünde çok durmayacağım. 13 Haziran 89 21194 sayılı resmi gazetede yayınlandı. 50 ana madde, 8 geçici maddeden oluşuyordu. Sonra 5786 sayılı yasayla 52 ana madde oldu ve 15 geçici madde oldu. 3568 sayılı kanun birinci maddesi bildiğiniz gibi amaç. Bu kanun niye çıkarıldı? Ve orada sadece hatırlatmak için üstünden geçiyorum. Şöyle deniliyor. Madde 1. İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir biçimde işleyişini sağlamak. Önemli. Faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek. Çok güzel. Baktığımızda diyecek hiçbir söz yok amaç maddesinde. Yine şu deniliyor bu maddede: serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik meslekleri ve hizmetleri. 3 meslek ve hizmet vardı biliyorsunuz. Biraz sonra söyleyeceğim, sonra 2'ye indi. Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler odalarıyla, birinci madde devam ediyor. Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalar birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organların seçimlerine dair esasları düzenlemek. Gayet güzel. Benim bakışımla gayet güzel. Yasa yapmak bir şeydir. Asıl önemli olan o yasayı uygulayabilmektir. Uygulaması nasıl oluyor? Burada Sayın Başkan söyledi, sayın konuşmacılar, Sayın Arıkan söyledi, efendim TÜRMO'muzun genel saymanı söyledi, benim onun üzerine söyleyecek başka bir şeyim yok. Şimdi bak, 3568 sayılı yasanın ikinci maddesi
mesleğin konusunu düzenliyor. Amacından sonra birinci madde, ikinci madde mesleğin konusu. Bakıyorum. Önce muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğin konusu düzenlenmiş. A, B, C, 3 fıkra halinde. Diyor ki gerçek ve tüzel kişilere teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine ve ilgili mevzuat yönleri gelince defterlerini tutmak, bilanço, kar zarar tablosu ve beyannameleriyle diğer belgelerini düzenlemek ve benzer işlemi yapmak. B fıkrası ki YMM'de bunu çıkartıyor, biraz sonra söyleyeceğim. B fıkrası muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamalarıyla ilgili işleri düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. Ve C fıkrası yukarıda yazılı konularda belgelerine dayanarak inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. Gayet güzel. Ben baktığımda problem yok. Yukarıda sayılan işleri bir iş yerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci, mali müşavir denir. İkinci madde. Ve bunun B fıkrası, yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu, biraz önce saydığımız defter tutma dışında diğer konularla birlikte tasdik işlemlerini çıkarılacak bir yönetmelik diyor, tasdik işlemlerini yapar diyor. Ama bunlar ne yapamaz? Defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar. İkinci madde mesleğin konusunu bu şekilde tanımlıyor. Ve 568 sayılı kanuna göre meslek icrasına hak kazananlara 3 tane var. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir dedi. Hepimiz biliyoruz. Sonra 10 Temmuz 2008 5786 sayılı yasayla serbest muhasebeciliği kaldırdı. Serbest muhasebecilik sıfatlarını yasanın dışına çıkarttı ilgili maddelerle. Bugün bakıyoruz ne var? TÜRMOB'un web sayfasında dün akşam aldım. Sayılar şöyle, halen TÜRMOB'da odalara kayıtlı 11.739 serbest muhasebeci var. 76.368 serbest muhasebeci mali müşavir var. Ve 4.213 yeminli mali müşavir var. Toplam sayı 92.320. 1989'da oda kurulduğunda, yasa çıkıp odalar kurulduğunda oluşmaya başlayan sayı bugün evet dev bir çınar olmuştur. Ciddi bir sayıdır bu sayı. Özellikle SMM'lerde ciddi bir yoğunlaşma var. Şimdi bunları söyledikten sonra, bu hatırlatmayı yaptıktan sonra biraz uluslararasına gideceğiz. Oraya biraz bakacağız. İFA, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu. Bu çatı altında muhasebeciler var, denetçiler var, değerlendirmeciler var. Herkes bu çatı altında. Amerika'da bunun içerisinde, Fransa'da, Türkiye'de, efendim Filistin'de yeni katıldığı geçen Kasım ayındaki toplantıda. Bu federasyon, Muhasebeciler Federasyonu, dikkat edin. Dünyanın en büyüğü. Adeta ben zaman zaman öyle bir benzetme yapıyorum. Birleşmiş Milletler gibi muhasebecilerin bir federasyonu. Ne amaçlıyor? Bir misyonu var. Misyonda şunu söylüyor. Lütfen dikkat edin. Çünkü bu bizim misyonumuz aynı zamanda. Bugün İSMO'ya, TÜRMOB'a üye herkes aynı zamanda İFAK üyesidir. Ve bu misyonu üstlenmiştir. Ne diyor bu misyon? Diyor ki güçlü ve sürdürülebilir organizasyonlar, piyasalar ve ekonomilerin gelişimine katkı sağlayarak kamu yararına hizmet eder. Kamu yararı. Kamu yararının en güzel örneği Enron olayıdır. Enron battı, dünya ekonomisi hala sallanıyor. Burada iddia ediliyor. Efendim muhasebeciler, denetçiler, finansal raporlamacılar, denetçiler yani muhasebeciler görevlerini tam yapamadılar diye. Kamu yararını yerine getiremediler diye. Bu meslek bu kadar önemli. Bir hata çok yüksek maliyetlere sebep olabilir. Ve bakın Amerika'da olan olayı biz Türkiye'de hala yaşıyoruz ve bütün dünya yaşıyor. Kamu yararına hizmet esastır bizim mesleğimizde. Kişisel çıkarlar, efendim işletme çıkarları hepsi tamam ama kamu yararı var. Yani tüy bitmem işletimin hakkını bizim gözetlememiz lazım. Bu biraz da bizim dilimiz de odur.
Ne diyor bu misyonda? Finansal raporlamanın şeffaflığını, hesap verilebilirliğini ve karşılaştırılabilirliğini savunur. Hepimiz bunu savunacağız. İFAK üyesi olarak bizim de misyonumuz. Ve muhasebe mesleğinin, bakın denetim demiyor, değerleme demiyor, başka bir şey demiyor. Muhasebe mesleğinin gelişimine yardım eden ve muhasebecilerin önemini ve değerini küresel finansal altyapıya iletir. Bugün İFAK, bütün uluslararası kuruluşlar, G20'ler dahil, onlara bunu anlatmaya çalışıyor. Ve onlar da kararlar çıkıyor bizim mesleğimizle ilgili. Finansal raporlamanın daha doğru, denetimin daha güvenilir yapılabilmesi için sürekli çalışmalar var ve sürekli ilişkiler var. İlgili taraflarla, bunun içerisinde Dünya Bankası var, bunun içerisinde IMF var, bunun içerisinde siyasi liderler var. Çünkü kamu yararı var bizim mesleğimizin özünde. İFAK, kimdir İFAK? 1977 yılında kurulmuştur. Dünya genelinde 130 ülke meslek örgütü buraya üyedir. Bu 130 ülkeden 179 üye ve aday üye var. Bunların bir kısmı adaydır, tam üye olmamıştır. Serbest, bağımlı, kamu sektörü ve eğitim alanında bu üyeler çalışır. Yaklaşık 2,5 milyon muhasebeciyi temsil etmektedir. Bu yapı Türkiye'den TÜRMOP ve TUMOP'ta üyesidir İFA. İFAK'ta 4 çalışma, muhasebeciler için 4 ana çalışma konusu var. Bir tanesi kalite. Evet, biz kamu yararını gözetiyorsak kaliteli hizmet vermek zorundayız. Ve kapasite. Bizim yapabileceğimiz çok şey var. Ve biz bunları kaliteli bir şekilde yapmalıyız. Bunu da anlatabilmeliyiz. Kapasite ve kalite. İkinci bir ana konu var. Muhasebecileri dünyada desteklemek. Onların işlerini daha düzgün yapmaları için onlara yardım etmek. Ne yapıyor? Mesela standart yapıyor. Evet, bugün dünyada kabul edilen, uluslararası kabul edilen uluslararası denetim ve güvence standartları İFAK'ta yapılıyor. Bu yapı içerisindeki bağımsız bir kurul bunları yapıyor. Ve bütün dünya uyguluyor. Türkiye'de de TÜRMOP tarafından çevirisi yapılan kalite standartları, denetim ve güvence standartları, İFAK yaptığı standartların Türkçe çevirisidir. Başka ne standartları yapıyor? Etik standartlarını yapıyor. Başka eğitim standartlarını yapıyor. Bu mesleğin daha kaliteli, daha iyi yapılabilmesi, kamu menfaatini sağlayabilmesi için. Başka ne yapıyor? Kamu sektörü muhasebe standartlarını yapıyor. Bu mesleğin daha iyi olabilmesi için. Ve bir diğer amacı var, kamuoyu oluşturmak. Yani kamuyu bilgilendirmek. Ve biz İFAK üyesi olarak buradaki her birimiz bu misyonu, bu hedefleri amaçlamış, bunlarda güdüleme yapılarak bize İFAK tarafından çeşitli güdülemeler yapılarak bunları gerçekleştirmemiz isteniyor. Bir araştırma var İFAK'ta yapılan, sadece dikkatinize sunuyorum. Her sene yapılıyor. 2012 yılında yapılan da 113 katılımcı, ki her örgütten bir kişi cevap veriyor. Altıncısı yapıldı. Ne yapıyoruz? Global liderlik araştırmasıdır bu. Burada meslekle ilgili algılar, sorunlar, sonuçlarla hizmetlerin önceliklendirilmesi ele alınmıştır. Bölgeler ve üyeler arasında önemli farklılıklar var. Bunlar İFAK stratejisinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Burada bazı sonuçlar var. Sonuç şu, muhasebeciler özellikle 4 büyüklerin dışında kalan küçük, orta büyüklükteki, yani muhasebe bürolarında çalışanlar ekonomiler için, toplum için, kamu yararı için çok önemlidir. Bir sonuç bu. Ve İFAK diyor ki ben bunlara destek olmak için elimden geleni yapacağım. Yani bizler önemliyiz. İFAK bunu tespit ediyor. 113 ülkede bir araştırma yaparak bunu tespit ediyor. Muhasebe mesleğinin kamuda algılanma ortalaması uluslararası 7.1. Ha, biz komitede konuşuyoruz, aşağı doğru gidiyor maalesef. Kamuda çok iyi değil. Aslında çok daha yüksek olması gerekirken kamuda mesleğin algılanması aşağı doğru gidiyor. Uluslararası denetim standartları ve uluslararası etik standartları bu araştırmada en önemli standartlar olarak ortaya çıkmış. Ve en öncelikli alan İFAK için çalışma alanı standartlar
ve bu standarttan hayata geçireceği rehberler olarak tespit edecek. Bakın uluslararasındaki durum bir tespitini yapmaya çalışıyorum.